İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın haklarıyla ilgili iki memoryum Fransızca yayınlandı. Batı Ermenistan'ın Digranager şehrinde artan kadın cinayetlerine tepki. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun asker ve gazileri Martuni'de yeni evlerine sahip oldu. Arap Baharı sonrası Türk kışı. Irak askeri üssüne füze saldırısı, Ermeni marin tarayıcıları Suriye'deki 124 bin metrekarelik araziyi temizledi. Ermenistan Cumhuriyeti uluslararası fotoğraf yarışmasında liderlerden biri. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın iki memoryumu Fransızca olarak yayınlandı. Birinci memoryum, Neden Sevr Antlaşması'nın 100. yılı. İkinci memoryum ise Batı Ermenistan'ın örgütlenme ve tanınma koşulları. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın bu iki memoryumu belirtilen bağlantılar aracılığıyla okuyucuların erişimine açıktır. Bu memoryumlar daha sonra diğer dillerde de yayınlanacaktır. Digranagerd. Batı Ermenistan'ın Digranager şehrinde son bir hafta içinde yaşanan 3 şüpheli kadın intiharı ve bir kadının katledilmesine ilişkin Ahmet Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı, Yenişehir ilçesi ofis semtinde açıklama yaptı. Asla yalnız yürümeyeceksin, korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz sloganları attı. Mücadele Ağı adına açıklama yapan Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını ifade etti. Erkeklerin baskı ve şiddeti sonucu kadınların intihara zorlandığına vurgu yapan Kaya, kadın intiharları şüpheli diyoruz. Çünkü kadınların baskı ve şiddet sonucu erkekler tarafından intihara zorlandığı, katledilip intihar süsü verildiğini resmi kayıtlara yansıdığı şekli ve tanıkların anlatımları ile biliyoruz. Bizler bu şüpheli intiharların peşini bırakmayacağız ve gerçekler ortaya çıkana kadar mücadelemize devam edeceğiz diye konuştu. Digranagerd'de 26 Aralık'ta evinde kucağında bebeği bulunduğu halde öldürülen Deniz Ketir adlı kadının faillerinin hala yakalanmadığını belirten Kaya, bu cinayetin arkasındaki kişi ya da kişilerin açığa çıkartılmasını istedi. Çok sayıda kadın cinayetleri gibi bu cinayetin de aydınlatılmadığını dile getirdi. Erkekler 2019 yılında Ahmet'te 13 kadını katletti. 3 şüpheli intihar olayı gerçekleşti. Kadın cinayeti sayısı bu oranın her yıl daha çok artarak bugüne geldiğini gösteriyor. Katilleri, eşleri, sevgilileri, babaları, erkek kardeşleri ya da eski eşleriydi ifadelerini kullandı. Kadın cinayetine ilişkin yapılan açıklama, atılan slogan ve zılgıtlarla son buldu. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın servisinden Armen Press'e verilen bilgiye göre, Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun bir takım asker ve gazilerine 44 yeni daire sağlandı ve bazı gazilere barınma koşullarını iyileştirmek için mali yardımda bulunuldu. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Devlet Bakanı Grigori Martirosyan, Güvenlik Konseyi Sekreteri Arşavir Karamyan, Savunma Bakanlığı Savunma Ordusu Komutanı Kor General Garen Abrahamyan ve diğer yetkililer 29 Aralık'ta Mardunideki yeni evlerin açılış törenine katıldı. Kilikya, İdlib'de taktik silahlar devreye girdi. Almaslar News'e göre Toçka adlı taktik füzeler artık terör siperlerini hedef alıyor. Rusya Suriye hava saldırıları hava koşulları nedeniyle ertelendi ve bundan terörist grupları yararlanarak Suriye ordusuna karşı saldırdı. Ancak Toçka taktik füze sisteminden güçlü bir cevapla karşılaştılar. Cumartesi günü Heyet Tahrir al-Şam teröristleri İdlib eyaletinin güneydoğusunda Suriye kuvvetlerine karşı güçlü bir saldırı başlattı. Suriye kuvvetleri ise Toçka füzelerinin yardımıyla Carcanaz'a doğru ilerlemeye devam ediyor. Her ne kadar ikinci Türk kontrol noktası Suriye birliklerinin ilerlemesiyle birkaç gün içinde kapanacak olsa da Türkiye Savunma Bakanı cumartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin İdlib'de işgal ettiği 12 kontrol noktasını asla terk etmeyeceğini ifade etti. Türkiye Libya'da yeni bir savaş başlatmak istiyor. Oraya İdlib'deki teröristleri göndermeye başladı. Gözlemciler Suriye ordusu ile Türk ordusunun karşı karşıya gelme olasılığını göz ardı etmemektedir. Ülkenin kuzeydoğusunda ABD-Suriye çatışmaları yoğunlaşıyor.
Son zamanlarda Almaster News, Hasake'nin eteklerinde ABD ve Rus kuvvetleri arasındaki ilk çatışmayı bildirdi. Tel Tamer kentinde ilk çatışma, ABD ordusunun bölge sakinlerinden bilgi toplamaya çalışmasının ardından 25 Aralık'ta başladı. Bunu Rus kuvvetlerinin tepkisi takip etti. Suriye'de çatışmaların başladığından beri ABD ve Rus güçleri ilk defa birbirine karşı askeri operasyonlar başlattılar. TAS Ajansı'nın aktardığı ve Irak güvenlik güçlerine atıfta bulunan Al Arabiya TV kanalının bildirdiğine göre, Bağdat'ın kuzeyinde ABD birliklerinin konuşlandığı askeri üslerin yakınında en az 4 roket patladı. TV kanalına göre akşam ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'ın başkenti yakınında bulunan El Taç adlı büyük askeri üssünde akşam üzeri 4 Katyusha tipi roketler patladı. Patlamalar sonucunda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Personel Mayınları Temizleme ve Uzmanlık Merkezi'nden Armenpress'e yapılan açıklamaya göre Suriye'de Ermenistan Cumhuriyeti İnsanı Yardım Misyonu'nu gerçekleştirenler 8 Şubat'tan 28 Aralık'a kadar 124 bin metrekarelik alanı temizledi ve grubun doktorları yaş, cinsiyet, etnik köken ve dine bakmadan 8500'den fazla hastaya tıbbi müdahalede bulundu. Açıklamada Suriye makamları çok sayıda hayat kurtardıkları için Ermeni uzmanlara minnettar olduklarını belirtiyorlar ifadesi yer aldı. Wiki Anıtları Seviyor 2019 başlıklı yıllık fotoğraf yarışmasında Ermenistan Cumhuriyeti bu yıl 3. sırada yer aldı. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinden en az 21 bin fotoğraf yüklendi ve bizim ilk 10 en iyi fotoğraflarımızdan Vahagan Grigoryan'ın fotoğrafı birinci oldu. Bu arada Ermenistan Cumhuriyeti'nin yarışmaya 2013'ten beri katıldığını sizlere hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı geleneksel şarkı dans topluluğu tarafından seslendirilen Mardagan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.